Sisler Bulvarı'na devam ediyoruz ve Sisler Bulvarı'nın şu andaki konumu Profesör Doktor Taner Demirer. Taner Bey, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli, hematoloji uzmanı, önemli bir isim ve baktığımız zaman da aynı zamanda siyasette de yer alan ve şu anda İyi Parti içerisinde de yine sağlıkla ilgili konularda çok önemli araştırmalar yapan ve bununla ilgili hazırlıklarda her zaman bulunan bir isim olduğunu da eklemiş olalım. Ve Taner Bey'e de hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Taner Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, şöyle bir baktığımız zaman 2022 yılında Türkiye'den 1402 doktor, yine 2021 yılında da 1100 doktorun yurt dışına gittiğini Türk Tabipler Birliği'nden öğreniyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Yurt dışına gidecek doktorun Türk Tabipler Birliği'nden bir ihal belgesi alması gerekiyor. O belgeye dayanarak belirtiyoruz ve şu anda da 500'e yakın kişinin yine doktorun bu belgeyi almak için uğraştıklarını söylüyoruz. Ne oluyor böyle doktorların yurt dışı göçünün sebebi nedir? Niçin doktorlarımız hep yurt dışına gitmeye başladı? Aslına bakarsanız bu tabii bir çeşit yıllardır, 20 yıldır söylenen sağlıkta dönüşüm projesinin bir sonucudur. Biliyorsunuz sağlıkta dönüşüm projesinin sonucu olarak Türkiye dünyada sağlıkta şiddette birinci sırada yer alıyor. Randevu sistemi ucube bir randevu sistemine döndü. Kuyruklar arttı. Sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardı düştü. Artan sağlıkta şiddet, zorlu ekonomik koşullar, zorlu çalışma koşulları da hekim göçüne ve beyin göçüne sebep oldu. Yani bu sağlıkta dönüşüm projesinin Türkiye'de geldiği son durumdur. Biraz öncesinde söylediğiniz gibi hakikaten 2021'deki rakam verdiniz. 2022'nin ilk 5 ayında da 945 doktorumuz yurt dışına göç etti. Bu 2022'nin sonunda muhtemelen 2000 rakamına ulaşacak. Hakikaten bu çok büyük bir kayıp. Doktorlarımız, kalifiye yetişmiş elemanlarımız, çok özellikli elemanlarımız, zorlu tıp eğitimi, zorlu ihtisas dönemi, mecbur hizmetlerden sonra dönüp işte belli bir yerde çalışmaya başladıklarında da zorlu yaşam koşulları, ekonomik koşullar ve özellikle çalışma koşullarının zorluğu doktorlarımıza uygulanan sağlıkta şiddetle birlikte beyin göçüne yol açtı. Hakikaten son benim görebildiğim son 15 yıldır ülkemizde sistematik bir şekilde açık bazen de gizli bir şekilde doktorların, hekimlerin bir değersizleştirilmesi söz konusu. Hekimlerin değersizleştirilmesi sonucu maalesef bazı gruplarda hekimlere karşı bir ön yargı oldu. Yani sonuç olarak hekim kutsal bir mesleği icra ediyor. Son derece önemli bir iş. Yetişmiş kalifiye bir eleman. Yani bunu bir hizmetkar gibi görmemek lazım. Ama hekimliğin özünde, Hipokrat yemininin özünde kutsal bir hizmet. Dolayısıyla bizim sağlıkta şiddeti ülke genelinde durdurmamız lazım. Ama ben size şunu söyleyeyim. 15 Nisan 2020 tarihli Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklik ki sağlıkta şiddeti önlemek için maalesef bir etkisi olmadı. Sadece pansuman mahiyetinde bir özelliği oldu. Bu tür yasalarla, kanunlarla sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz. Sağlıkta şiddeti önlemek için etkin, yetkin, hekimi koruyacak cezai müeyyidelerin olduğu kanunlar çıkarmak gerekiyor. Bir defa sağlıkta şiddet uygulandığı zaman. Hocam bir de tabii şu var, yani geçmişte doktorlara böyle saldırılar falan olmazdı ki. Sizin az önce vurguladığınız konu çok önemli. Ne dediniz? Dediniz ki doktorları böyle kamuoyu nezdinde aşağılayan, üstelik de bunların siyasetçi, üst düzey siyasetçilerin eliyle yapılması ve her şeyde doktorla ilgili şikayetleri bize yapın, İşte ihbaratları falan kurulması. Bunlar sanıyorum biraz da etkili olmaya başladı. Yani doktor değersizleştirildi, hizmetleri işte ilgili böyle değişik bilen bilmeyen insanlar tarafından yorumlar yapılması. Orada insanın hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak
hemen mutlaka doktor gösterilmeye başladı. Dolayısıyla doktor o insanları kurtarmak için çabalıyor. Bunlar hep dikkatlerden kaçan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii çok güzel bir saptama yaptınız. Hakikaten bu değersizleştirme son derece önemli. Özellikle kamuoyuna yapılan duyurular, şikayet hatları vatandaşa farklı bir algı yarattı ve maalesef bazı gruplar, bazı kesimler bunu yanlış değerlendirdi ve sağlıkta şiddet kavramı ortaya çıktı. Bir defasında saldırıyı ortaya koymak lazım. Hekime ve sağlık çalışanına, sadece hekim değil, hekime ve sağlık çalışanına bir saldırı varsa bizatihi bunun bir cezası olması lazım. Ertelenemeyen bir cezası olması lazım. Saldırının dokümente edilmesinin hiç olmazsa bir 3 yıl cezası olması lazım. Ona ilaveten de şiddetin sonucu darp, yaralanma, ölüm vesairenin de ayrı ayrı cezalar olması lazım. Yoksa böyle bir sistem uygulamadığınız, böyle bir kanun çıkarmadığınız zaman hemen göreceğiz ki saldırgan serbest bırakılıyor. Bu caydırıcı değil. Dolayısıyla bu kanunların çıkarılmasına şiddetle ihtiyaç var. Bizim parti politikalarımıza biz buna çok geniş yer verdik. Hatta şunu söylüyoruz. Sağlıkta biliyorsunuz şiddet en çok acil servislerde ve polikliniklerde ortaya çıkıyor. O halde buralara özel güvenlik yerleştirmek lazım. Sağlıkta şiddette eğitimli, özel fiziksel özellikleri olan, ikili üçlü müdahaleleri bilen, koordinasyonlu müdahaleleri bilen güvenlik yerleştirmek gerekiyor. İkinci önemli olan da sağlıkta şiddet konusunda eğitimli polislerimizin olması lazım. Hastanelerde görev alacak. Üçüncüsü de Amerika'da olduğu gibi özel bir erken uyarı sistemi hastanelerde olması lazım. Yani poliklinikte ve acil serviste özel acil butonların olması, düğmelerin olması gerekiyor. Sağlık çalışanı, doktor ya da hemşire bu butona, düğmeye bastığı zaman hastane operatörünün, telefon operatörünün hemen duyuru yaparak bütün güvenlik birimlerini oraya yönlendirmesi lazım. Bu sistemler son derece önemli. Biliyorsunuz yakın zamanda Türk Tabipler Birliği bir kılavuz yayınladı. Şiddete maruz kalan hekimler için hukuk kılavuzu. Bu da çok önemli. Yani hekimlerimizin hemen şiddete uğradıkları yerde derhal kolluk kuvvetlerine haber verilmesi, dokümanların hazırlanması, tutanakların tutulması, şahitlerin bilgilerinin, kimlik bilgilerinin alınması, kamera kayıtlarının hemen kontrol altına alınması. Yani iyi bir dokümentasyon yapılması, saldırı ne zaman yapıldı, hangi işi hekim yaparken saldırı oldu, sonucunda ne oldu, bunların çok iyi dokümente edilip olayın hemen adli tıbba da intikal ettirilmesi gerekiyor. Dokümentasyonun önemi var burada çünkü hukukta zaman içerisinde bunların, bu delillerin bazıları kaybolabiliyor. Dolayısıyla bizim önümüzde sağlıkta şiddetin durdurulması son derece önemli bir konu. Bugün hekimlerin yaşadığı en önemli problem sağlıkta şiddet, kötü ve zorlu çalışma koşulları, zorlu ekonomik koşullar, sosyal hayatlarında ve akademik hayatlarında yaşadıkları sıkıntı ve bir diğer önemli konu da hem kamuda hem de üniversite hastanelerinde meritokrasinin göz ardı edilip mediokrasiye geçilmesi, liyakatın ayaklar altına alınması. Bu da sağlıkta şiddeti doğuran faktörlerden birisi. Hani değersizleştirme, ihbar hatlarının yanında meritokrasinin ayaklar altına alınıp mediokrasinin getirilmesi, liyakatın ayaklar altına alınması da maalesef sağlıkta şiddeti körükledi Saygı Bey. Hocam şimdi az önce doktor göçünden söz ettik. Şimdi doktor göçünün gündeme gelmesinden sonra hastanelerde de ciddi bir biçimde de kuyruklar başladı. Bu nedir hocam? Bu yani en çok AKP'nin iktidara gelmesinde veya iktidarını uzun süre sürdürmesinde sağlıkta dönüşüm projeleri işte ne demlerdi? Bak artık ilaç kuyruğuna girmiyorsun, işte doktor hastanelerde kuyruk yok falan, hep bununla övünürlerdi. Oysa bugün tam tersi, yani bugün geçmişte eleştirdikleri konularla şu anda kendileri karşı karşıya, AKP karşı karşıya. Gündemde yabancı doktor getirilmesi, uygulaması var. Bunlara böyle bir baktığınız zaman bu kuyrukların sebebi nedir hocam? Bu sadece gidişler mi yoksa bir de özel hastanelere de kaçışlar var. Bir de böyle olayın farklı bir boyutu daha var. Acaba özel hastaneleri tam anlamıyla canlandırmak, devlet hastanelerine insanların artık canından bezdirecek hale getirmek için bu da bir politika olabilir mi?
Şimdi şöyle, burada aslında bizim genel başkanımız Sayın Meral Akşener 29 Haziran son meclis grubu toplantısında çok bu konuya detaylı olarak değindi. Yani bugün itibarıyla hakikaten sağlıkta değişim projesinin sonucu olarak randevu sistemi ucube randevu sistemine dönmüş, çökmüştür. Sağlıkta muayeneler 5 dakikaya indirilmiştir. Yani bir hasta muayenesine 5 dakika ayrılması, bir hekimin günde 90-100 tane hasta muayene edilmesinin istenmesi hem hastaya hem de hekime haksızlıktır. Bunu genel başkanımız çok iyi bir şekilde vurguladı. Bugün itibariyle bir lastik tamircisi tek lastiğin değişimine 25-30 dakika ayırırken bir hekimin 5 dakikada hastayı muayene edip reçete yazmasını bekliyorsunuz. Bunun dünyada bir örneği yoktur. Yani hasta odaya girecek, anamnezini alacaksınız, daha sonra hazırlanacak, muayene edeceksiniz, laboratuvar sonuçlarını, görüntülerini değerlendirip reçete yazacaksınız. Yani bunun 5 dakikaya sığdırılması diye bir sistem olmaz. Dolayısıyla bu çok büyük bir sıkıntı ve ülkemizde biliyoruz ki hekim açığı gittikçe büyüyor. Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı üniversite ve özel hastanelerde 183.700 doktorumuz çalışıyor. Bir doktor başına düşen nüfus sayısı 498, bir hemşire başına düşen nüfus sayısı 431 ve bir diş hekimi başına da 2.496 nüfus düşüyor. Bunu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, yani OECD ülkelerinin rakamlarıyla kıyaslarsak orada bir hekim başına 341 nüfus düşüyor. Bir hemşire başına da 102 nüfus düşüyor. Yani hakikaten bu rakamlarda çok gerideyiz. Bu rakamları baz alırsak bugün Türkiye'de 70 bin doktor açığı var. Hakikaten bu çok önemli bir açık. Mesela bir fizyoterapistin başına düşen 1841 nüfus var. Ki nüfusumuzun da yaklaşık %10'u engelli. Bir başka açıdan bakarsanız 100 bin kişiye düşen hekim sayısı bizde 187, OECD ülkelerinde bu rakam 341, Avrupa Birliği'nde 371 dolayında. Yani burada da biz en sonda gidiyoruz. O halde hakikaten burada bizim uzaydan hekim getiremeyeceğimize göre vatandaşlarımızın bu hekim açığını asgariyi hissetmesi ve dolayısıyla ikinci, üçüncü basamaktaki yükü azaltmak için bizim İYİ Parti olarak öneri ve tedbirlerimiz, projelerimiz var. Hakikaten bunlar son derece önemli. Biz diyoruz ki birinci basamak son derece önemli. Vatandaşlarımız için birinci basamak sağlık hizmeti, yani aile sağlığı merkezlerini daha cazip hale getirmeliyiz. İnanın ki vatandaşlarımızın %55-60'ının sorunları aile sağlığı merkezlerinde çözülebilir. Biz diyoruz ki aile hekimlerinin yanı sıra ASM'lerde mutlaka uzman hekim, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanı bulundurulmalıdır. Yani ASM'ler cazip hale getirilmelidir. Bakın ben size bir çalışma söyleyeyim. İstanbul Tabip Odası'nın Nisan 2021'de yaptığı bir ankette ne yazık ki ASM'lerimizin çoğunda her hekim için bir muayene odası yok. ASM'lerin %75'inde ebe ve hemşirelerin kullanabileceği ayrı bir mekan yok. Yine ASM'lerin %15'inde hasta kabul alanı yok. Yani dolayısıyla mutlaka bizim modern, standartları yüksek, altyapısı gelişmiş, kadroları yetirili ASM'lere ihtiyacımız var. Biz iktidara geldiğimizde ASM'leri birinci basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirip halkımız için cazip hale getireceğiz. Yine ikinci, üçüncü basamak yükünü azaltmakta önemli hedeflerden birisi de acil servislerde, özellikle üniversite hastanelerinde çift vardiya usulü mutlaka uzman ve öğretim üyesi bulundurması önemli. Bu neden önemli? Burada gelen kalp krizi, felç, inme, trafik kazalarına anında müdahale çok önemli. Eğer anında müdahale edersek kronik hastalıkların önüne geçiyoruz. Hem maddi yönden tasarruf ediyoruz hem de ikinci, üçüncü basamak hastanelerimizin yükünü azaltıyoruz. Yine kronik hastalıklar son derece önemli. Bunların özellikle aile sağlığı merkezlerinde takibinin sağlanması önemli. Hocam bir de hastalıklar için baktığın zaman ilaç da bulunamıyor Türkiye'de. Evet, ilaç sıkıntısı son derece önemli. Ben size şöyle özetleyeyim. Maalesef son 15 yılda açılan
eczacılık fakültelerinin çoğunda altyapı, laboratuvar ve öğretim üyeleri yetersiz. Bakın 2003'te 11 eczacılık fakültesi varken şimdi 56'ya çıktı. Bugün itibariyle kontenjanları 3524. Ben size basit bir örnek vereceğim. İrlanda'da sadece 3 tane eczacılık fakültesi var. İrlanda 65 milyar dolar ilaç ihracatı yapıyor. Bizim 56 eczacılık fakültemiz var. Bizim orijinal ilacımız bile yok. O halde ne yapmamız gerekiyor? Mutlak surette bizim SGK'ya yük bindiren kanser ilaçları, akıllı ilaçlar, immünoterapiler, hedefe yönelik ajanların, bunların Çin ve Hindistan örneğinde olduğu gibi biyobenzerlerinin ülkemizde üretimini sağlamak lazım. O halde eczacılık eğitimine Ar-Ge'yi sokmak, eczacılık fakülteleriyle ilaç sanayinin işbirliğini artırıp bir an önce hem TÜSEB'in hem de TÜBİTAK'ın yeni projelerle yerli sanayiye destek vererek ilaç sanayine biyobenzer ilaçların Türkiye'de üretimini sağlayarak 3-4 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bu 50 milyar lirayı buluyor bakın. Yoksa kur güncellemesiyle enflasyon farkı vermekle ilaç kuyruklarını önleyemezsiniz. Yerli üretimin de burada önemli olduğunu söylüyorum ve bizim partimizin sağlık programında bu çok önemli bir yer tutuyor ve burada çok büyük ihtiyaç var Türkiye'de. Hakikaten önemli bir konu. Zaman geçtikçe maliyetler artıyor. Kanser için yılda 1 trilyon dolar harcanıyor dünyada. Bu ekonomilere büyük yük bindiriyor. Bizim ülkemizde cepten harcamalarla dahil kanser için 3 milyar dolar harcanıyor yılda ama 2030 yılında bu 9 milyar dolara çıkacak. Bunlar çok büyük paralar. O halde şimdiden Ar-Ge ve altyapıyı oluşturup özellikle Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve TÜBİTAK'ın da burada görev üstlenerek araştırma geliştirmeye ağırlık verip bu ilaçların benzerlerinin ülkemizde üretiminin sağlanmasının çok elzem olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Hatta genetik mühendisliği, bu genetik alanda master yapanlar, kuruluşlar, firmalar veya üniversitelere bu konuda destek sağlanması ve bu tedavilerin ön plana çıkarılıp bu hedefe yönelik ajanların bir an önce temininin, ülkemizde yapımının sağlanmasının, üretiminin sağlanmasının önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü bakın Barack Obama başkanlığının son ayında çok önemli bir basın toplantısı yaparak dünyada tıpta trend değişikliğine haber verdi. Kişiye özel tedavilerin artık dünya bütçelerini sarsacağını, bu meyanda çalışmak gerektiğini, ülkelerin bu yönde projelerini, çalışmalarını, Ar-Ge'lerini tesis etmeleri gerektiğini söyledi ki son derece de önemli bir konu. Hocam şimdi bir de tabii yabancı doktorlardan söz ediliyor Türkiye'ye. Şimdi doktor açığını bu şekilde mi biz kapatacağız? Kendi doktorlarımızı yurt dışına gönderip yabancı ülkelerden doktor mu artık ithal edeceğiz? Böyle bir döneme mi geliyor Türkiye? Şimdi maalesef bunu biz de çok hayret içinde seyrediyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Biliyorsunuz birçok ilde tıp fakülteleri açıldı. Bunların çoğunun altyapısı yeterli değil. Laboratuvarları yok, öğretim üyeleri eksik. Yani hakikaten Türkiye'de biz iktidara geldiğimizde hem tıp eğitiminde hem diş hekimliği eğitiminde hem de eczacılık eğitiminde reform yapacağız. Yani buralarda mutlak surette öğrencilerimiz tercih ediyorsa buralarda öğretim üyesi bulundurmalıyız. Büyük şehirlerimizde tıp fakültelerindeki genç öğretim üyesi arkadaşlarımızın ekonomik, akademik ve sosyal yönden özendirerek buralarda belli süre çalışıp buradaki hekim kalitesini, mezun olan hekimlerimizin kalitesini artırmak önemli. Hekimin sayısından çok kalitesi son derece önemli. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hekim açığını Amerika Birleşik Devletleri de 1985 ile 2005 arasında yabancı doktorlardan kapattı ama bunun usul ve esasları var. Uluslararası usul ve esaslar son derece önemli. Bir hekimin diploması ve okuduğu tıp fakültesinin uluslararası geçerliliği var mı? Önce bunun test edilip bakılması lazım. Sonra bu hekimlere hem temel tıp hem de klinik tıpta bir sınav vermeniz gerekiyor. Amerika'da ve İngiltere'de olduğu gibi. Bunu YÖK'ün yapması lazım. Denklik bölümünün bu sınavlardan geçen doktorlara Türkiye'de iş pratisyen hekim olarak çalışma hakkı verilecek. Ama öncelikle de Türkçe sınavı son derece önemli. TÖMER'den ileri İngilizce Türkçe sertifikası almaları. Daha sonra TUS sınavına girip TUS sınavında kazandıkları ihtisası yapıp bitirip sonra çalışabilirler. Yani yabancı doktorlar bu şekilde çalışması lazım. Yoksa doktor gelmiş daha Türkçe konuşamıyor. Vatandaşımızın, hastamızın biri diyor ki ben gittim akşam gece yabancı doktorla karşılaştım. Çocuğum hastaydı, derdimizi anlatamadık. Yani Türkçe konuşamayan doktorlarla diploması geçerli mi değil mi?
yani geldiğimiz nokta maalesef bu. 5 dakika, muayene süresi de 5 dakika. Muayene süresi de 5 dakika. 4000'e yakın doktorun tekrar yabancı doktorun sisteme sokulduğu haberi geldi ama bunu ben şeyini görmedim, açıklamasını. Böyle bir haber de geldi ama bu doğru değil. Yabancı doktorlar ülkemizde rastgele çalıştırılamaz. Türk insanının canı bu kadar ucuz olamaz. Mutlaka dünya standartlarında kademelerden geçen doktorların ülkemizde çalışmalarına müsaade edilmeli. Her şeyden önce yeterli Türkçe, yeterli tıbbi bilginin gösterilmesi, sınavlarla 100 üzerinden 75 alanların bu hakkı verilmesi ve TUS sınavına girip ihtisas yaparak ülkemizde çalışma hakları verilmeli. Yoksa sadece diploma denkliği ve geçerliliğiyle hiçbir yabancı doktoru Türkiye'de çalıştıramazsınız. Bu doğru değildir. Türk insanın canı da bu kadar ucuz değildir. Evet. Hocam şimdi şiddet konusu hakikaten gündeme geliyor ama şimdi şiddetin kaynağına baktığımız zaman ya ambulanslar geç gelmiştir iddia, ya işte acil servisteki bilmem olaylar, işte hasta bana işte, sırada çok bekledim de en çok bundan oluyor. Geçenlerde Bingöl Sönmez hocamız bana bir not göndermişti. Hakikaten baktığınız zaman olayları tam anlamıyla ifade eden. Orada şöyle diyor. Ölen yakınlarınızın ölme sebebi doktorlar değildir. Ölen yakınlarınızın doktorların çabasına rağmen ölür. Geciken ambulansların aciliyeti olmayan hastaların ambulans çağırmasından gecikir. Acillerde beklediğiniz sıranın sebebi doktorlar değil, acil olmayan hastaların acile gelmesidir. Randevu bulunamamasının sebebi doktor değil, hasta yoğunluğudur. Doktorun yüzünüze bakmaması doktorun değil, size 3 dakikalık muayene süresini reva gören sistemin suçudur. Sorunlarınız sizler için emek veren hekimleri döverek, öldürerek çözemezsiniz diye. Çok doğru ifadeler hocam. Kesinlikle. Baktığınız zaman da hep gerçekten olayların kaynağı da hep bunlar oluyor. Evet, ambulans gecikiyor, bakıyorsunuz yollar tıkalı, ambulans geçirmiyor. Şimdi trafikten giremiyorum. Böyle değil mi yani? Evet, hocamıza ben aynen hocam katılıyorum. Ifadesi. Şimdi biz bunları artan şekilde göreceğiz. Şehir hastanelerinin uygulamaya girmesiyle, açılmalarıyla birlikte biz bu şikayetleri, bu olayları, bu şiddet olayları artan şekilde göreceğiz. Çünkü hakikaten şehir hastanelerinin sistemi hantal, uygulaması çok farklı, efektif değil, rentable değil. Dolayısıyla bu İngilizlerin 1970'te uyguladığı, terk ettiği bir sistem. Yani şehir trafiğini aynı yöne yönlendirmek, yani evde kalp krizi geçiren bir hastayı şehir hastanesine, büyük şehirde uğraştırmanız mümkün değil. Bırakın onu, şehir hastanesi içerisinde kalp krizi geçirmiş bir hastanın doktorlar tarafından hemen müdahale edilmesi de mümkün değil. Çünkü büyük hastaneler hantal değil, efektif değil. Dolayısıyla biz iktidara geldiğimizde şehir hastanesi açmayacağız. Biz iktidara geldiğimizde ihtiyaç olan vilayetlerde dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi 400-600 yataklı, kompakt, etkin, efektif çalışan hastaneler açacağız. Dolayısıyla hocamızın söylediği, açıkladığı hakikaten sebepler doğru ama buna yol açan en önemli faktör de bugün sağlık sisteminin, hastane yapılanmasının, şehir hastanesi adı altında getirilen sistemlerin de bunda çok büyük etkisi var. Bunların da belirli zaman içine dağılarak, zaman limiti içinde bunun çözülmesi lazım. Bir diğer önemli konu da sağlıkta Türkiye'nin bu duruma düşmesinin sebebi 2-3 yıl gibi bir süre içerisinde 8-10 milyon mültecinin kısa sürede gelip Türkiye'ye yerleşmesi. Bakın, bir ülkenin nüfusunun 20 yılda 8 milyon artmasıyla 3 yıl içerisinde 9-10 milyon artması çok farklı. Sağlık sistemimize öyle bir yük bindi ki bugün polikliniklerde, acillerde, yeni doğan ünitelerinde, çocuk servislerinde yer yok. Yani bu mültecilerin de belirli bir zaman içinde, belirli bir düzen içinde kademeli olarak yavaş yavaş ülkelerine geri döndürülmesiyle de ikinci, üçüncü basamak hastanelerimizde yük azalacaktır. Bakın, bu da son derece önemli. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu da son derece önemli bir konu. Bugün hem sağlıkta şiddette, hem bozulmuş sağlık sisteminde, hem de standarda uygun hizmet verilememesinde, hem de 5 dakikalık muayene sürelerinde bu 9 milyon mültecinin ilave olmasının da hem maddi yönden hem de işlerlik yönden getirdiği yükün açık bir göstergesi bu. Türkiye bu konuda dünyaya örnektir. Yani kötü bir örnektir. Bunu vurgulamak istiyorum. Yazık hocam, insan üzülüyor. Hocam, şimdi baktığımız zaman hastanelerdeki bu kalabalıklar, bu kuyruklar devam ediyor mu?
Bir de özel hastanelere sanki geçişler yoğunlaştı gibi geliyor. Bir taraftan özel hastanelerinde yine onların da kendi sorunlarının hali olduğu dikkat çekici. Hastanelere, özel hastanelere gidişin sebebi nedir hocam? Ekonomik mi yoksa başka sebepler mi? Şimdi şöyle, burada tabii ki özel hastanelere gidişlerde biraz önce söylediğim hekim göçünü körükleyen zorlu yaşam koşulları, ekonomik koşullar, sosyal koşullar, çalışma koşulları tabii burada bir şekilde hekimlerimizi özel hastanelere sevk etse de bugün itibariyle özel hastanelerde Türkiye'de bozulmuş sağlık sistemi içinde çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bakın özel hastanelerde çok büyük bürokratik engeller var. Normalde bir hükümetin, devletin özel hastanelerde tabii teşvik etmesi lazım. Mümkün olduğunca sağlıktaki yükü özel tamamlayıcı sigortalar geliştirerek vatandaşlarına biraz özel hastanelere de yükü yıkmak gerekiyor. Bu normal bir işlerlik ama bugün bakıyorsunuz özel hastanelere yeni getirilen kurallarla tüm SGK'lı hastaların bakılması isteniyor. SUT talimatı var biliyorsunuz. Birçok uygulamada fiyat güncellemeleri. Bunda da çok geç kalındı. Yani SUT talimatında fiyat güncellemelerini yapmazsanız, güncel hale getirmezseniz artan bu %120'ye varan enflasyonda bir müddet sonra özel hastanelerde çalışamayacak duruma gelecektir. Dolayısıyla hekimleri artık özel hastaneden ziyade artık döndüler yurt dışını tercih etmeye başladılar. Hatta bizim tıp fakültesinde öğrencilerimiz şimdiden Almanca öğrenmeye başladılar. Ve biz en değerli uzmanlarımızı, doçentlerimizi, profesörlerimizi pat diye Almanya'ya, Avrupa'nın diğer ülkelerine kaptırıyoruz. Yetişmiş elemanımızı kaptırıyoruz. Yani aslında bu milli bir felakettir. Bu felakete bir an önce dur demek gerekiyor. Ama işte durmak değil, giden gitsin mantığı işliyor şu anda Türkiye'de sağlıkla ilgili konularda da. O da ayrı bir sorun. Hocam bir de Türkiye'de biliyorsunuz daha doğrusu dünyayı kasıp kavuran bir COVID-19 vakalar var. Türkiye'de de bunların işte son zamanlarda bitti, artık olmayacak veya işte çok etkisi, gücü azaldı deniliyor ama şu anda da yeniden bu olaylarda önemli gelişmeler olduğu, COVID'in yaygınlaştığı, değişik varyantlarının yaşandığını görüyoruz. Siz de bu olayların içerisinde olarak bir hekim olarak siz nasıl görüyorsunuz? Ne yapılması lazım şu aşamada? Şimdi değişen dünya koşullarında biz şunu görüyoruz ki bu pandemiler tekrarlayabilir. Biliyorsunuz COVID-19'dan önce en öldürücü hastalık tüberkülozdu. Dünyada yılda 1,5 milyon insan öldürüyordu. Rakamlara göre, gayri resmi rakamlara göre COVID-19'dan 20 milyonun üzerinde dünyada insan öldü. Özellikle Asya'daki yaşam koşulları, yemek alışkanlıkları, bu tür viral enfeksiyonları, pandemiye sebep olabilecek yeni viral enfeksiyonların gündeme her an getirebilir ve getirilmesi bekleniyor. Hatta biyoterörizm amaçlı bu tür virüsler kullanılabilir. Bu da önemli bir konu. Ki biz parti olarak sağlık programımızda da vurguladık. Mutlak surette biyoterörizmle savaş enstitüsünü biz açacağız. Çok önemli. Biyoterörizmle savaş enstitüsünün ülkemizde olması lazım. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bakıyorsunuz virüsler geliyor, sürekli mutasyona uğruyor. En son sizin söylediğiniz gibi BA4, BA5 mesela yeni mutant virüsler ortaya çıktı. Bu biliyorsunuz 23 farklı mutasyon var ilk orijinaline kıyasla. Ki niye buna B dedik? Mesela hepsine Greek alfabesindeki harflerle adlandırırken buna BA4, BA5 dendi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü karar aldı. BA4 ve BA5 tehlikeli hastalık yapmıyor. Sadece üst solunum yolu, boğaz ağrısı şeklinde belirtiler veriyor. Ama yoğun bakımlara yük fazla bindirmedi. Hastanelere yük fazla olmadı. Çok ölümcül değil. Ama yine de bizim mutlak surette aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Aşıları 6 ay süreyi geçenlerin aşı hatırlatma dozunu yaptırması önemli. Hakikaten aşılar dünyada 20 milyon insanı ölümden kurtardı. Mutlak surette bu konuda yapılmış çalışmalar var. Aşılar olmasaydı ölüm 20 değil 50 milyonları bulacaktı. Vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalı. Kapalı yerlerde mutlaka maskelerini takmaları gerekiyor. Özellikle son bir ayda vaka sayıları ciddi anlamda arttı. Biz hastanede yaygın olarak görüyoruz, hastanelerimizde de. O yönüyle dikkat etmek lazım. Ama bizim ülkemizde mutlaka pandemiyle savaş, biyoterörizmle savaş enstitüsü kurulması gerekiyor. Bu yönde çalışmalar yapıp buranın altyapısını oluşturup biyogüvenlik düzeyi yüksek 4-5 düzeyinde laboratuvarlarımızın olması lazım. Ve dahası dünyaya aşı ihraç eden Hıfzı Sıha
Enstitüsü gibi bir aşı enstitümüz vardı. Maalesef bu 2011 yılında AKP hükümetinin kararıyla kapatıldı. Düşünebiliyor musunuz? Bu enstitüsü 1938'de Çin'e kolera aşısı ihraç eden bir enstitüsüydü. Böyle bir enstitüsü kapatıldı. Eğer Hıfzı Sıha Enstitüsü olsaydı biz kendi aşımızı hiç beklemeden zamanında erken şekilde vatandaşlarımıza ulaştırabilecektik. Dolayısıyla aşı son derece önemli. Dünyada aşıyla çocukluk çağı enfeksiyonları yok edildi. O halde aşı enstitümüzün mutlaka olması gerekiyor. Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün yeniden kurulması bu meyanda elzem. Ve buranın modern teknolojilerle donatılıp pandemiye her an hazır hale gelecek ve halkı bilgilendirecek immünolog, hematolog, infeksiyon hastalıkları uzmanı ve teknik ekiplerimizin yetişmiş halde hazır olması gerekiyor. Tamer Hocam'a çok teşekkür ederiz. Sağlıkla ilgili son gelişmelerden bizi de bilgilendirdiniz. Sağ olasınız, var olasınız. Ve biz de programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyoruz sizler buralarından. Hoşçakalın.